Merhaba arkadaşlar. Hesap kavramında ve muhasebenin birinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık muhasebedeki temel kayıtları, temel kuralların neler olduğunu öğrendik. Hesap adlarını artık sınıflandırabiliyorum. Hesapların neler olduğunu artık biliyorum. Temel çalışma kurallarına vakıf. Şimdi iki temel bilgiyi artık birleştireceğiz ve bir muhasebe kaydı nasıl yapılır buna bakacağız. Hesap kayıt yöntemleri biri kullanılır, biri artık kullanılmaz. İki yöntemden oluşur. Bunlardan birincisi tek taraflı kayıt tekniği, diğeri de çift taraflı kayıt tekniği ki buna muzaaf yöntem de deniyor. Tek taraflı kayıt tekniğinde işlem şudur. Bir muhasebe işlemini kaydederken bir tane hesap kullanılır. Ne demektir? Bakınız, mali nitelikli işlem. Yani para ile ölçülen bir işlemi kaydederken sadece bir hesap kullanılır. Eğer işletme peşin mal alırsa bu durumda sadece ve sadece şunu kullanıyor. Ticari malda meydana gelen değişimi kaydeder. Yani ticari mal aldım, ticari mal arttı, bunun kaydını yapar. Ama peşin mal aldığında paradaki azalışı görmezden gelir. Tek taraflı kayıt tekniği fiilen sadece bir tek durumda kullanılıyor. İkinci sınıf tüccarlar işletme defteri diye bir defter tutar. Bu defter bunun günlük hayattaki örneğidir. Bir tek işlemi kaydederiz. Bir tek işlemde tek bir hesabı kaydedersem bu tek taraflı kayıt tekniğidir. Beni çok ilgilendirmez. Gelelim ikincisine. Çift taraflı. Diğer adına dikkat edin. Buna muzaaf yöntem de denir. Tanımı gayet basit. Bir işlemin kaydında en az, dikkat ediniz, en az iki tane hesap kullanılır. En fazla 20 tane de hesap kullanabilir. Ama bir işlemi kaydedeceksem en az iki tane hesabı kullanmam lazım. Buna göre çift taraflı kayıt tekniği bizim kullandığımız tekniktir. Hemen nasıl uygulandığına örneklerle bakalım. Örneklere geçmeden bir konuda uyarmak isterim. Bir muhasebe işlemini kaydedeceksek arkadaşlar, bizim 3 tane temel bilgiye ihtiyacımız var. 1. Soruyu okuduk ve bundan önceki videolarda uzun uzadıya değindim. Hesap adını bilmem lazım. Yani hangi hesabı kullanacağız? Biliyorum ki tek düzen hesap planında hesap adları standart. Hangi durum, hangi hesabı gerektirir? Bunu ezberleyeceğimiz konusunda anlaşmıştık. Soruyu okudum. Hesapların tek tek isimlerini bulduktan sonra adım 2. Bu hesapları sınıflandırıcı. Bu sınıflandırma şöyleydi. Bilanço hesapları, gelir tablosu hesapları. Bilanço hesapları ikiye ayrılırdı. Aktifle pasif. Gelir tablosu hesapları da ikiye ayrılmıştı. Giderle gelir. Ve son olarak da 3. Kural. Kuralların bugün üzerinden tekrar tekrar geçeceğiz ama bir muhasebe işlemini kayıt altına alacaksanız bilmeniz gereken 3 temel bilgi budur. Şayet bu bilgilerde eksiğiniz var ise dönüp önceki videolardan lütfen bunları sağlam bir şekilde tamamlayınız. Peki gelelim şimdi örneklerimize. Çift taraflı kayıt tekniğinde soru 1. 2000 liralık ticari mal peşin alındı. Birinci adımı atıyorum. En az iki tane hesap bulucu. Baktım soruya. Şuradan başladım. Ticari mal aldığıma göre, anımsayın lütfen. Ticari mal alır ve satar isem bunu kaydetmek için kullandığım hesabın adı ticari mallar hesabıydı. 2. Ticari malı ben peşin almışım. Dolayısıyla kasa. Sorudaki ifadelerden kullanmam gereken hesapları belirledim. En az iki tane hesap kullanacaktım ve dedim ki madem ki ticari mal alındı, adım 1 ticari mal artar, peşin alındı, o zaman kasadaki para da azalır. Muhasebede giren ya da çıkan yok. Muhasebeyi şöyle bir mantıkla öğrendiyseniz lütfen bunu değiştirmeye çalışın. Eski deneyimleriniz mutlaka ki çok kıymetlidir ama biz burada ayrı bir yol, ayrı bir yöntemle muhasebe öğretme iddiasındayız. Bu yüzden lütfen buraya uyum sağlayın. Giren ya da çıkan yok. Para ile ölçülen A,
artışlar var. B, azalış var. Döndüm soruya. Ticari mal peşin alındıysa ticari mal artar, kasadaki para azalır. Devam. Şimdi hesap adlarını bulduğuma göre sınıflandıracağım. Bu hesaplar bilançoda mı yer alır, gelir tablosunda mı? Biliyorum ki ticari mallar hesabı da, kasa hesabı da bilançoda yer alır. Ve bilançoda yer alan bir hesap ya aktiftir ya da pasif. Ölçüt, kime ait? İşletme, ekonomik değer mi? Evet. Bu iki soru, bu iki cevabı doğurur ise bu aktif hesap olurdu. Ticari mal, işletmeye ait ekonomik bir değerdir. Kasa, yani TL ya da yabancı para izlediğim hesap, A, bilançoda yer alır. B, para işletmeye ait ekonomik bir değerdir. Yani bu da aktif hesaptır. Soru çözümünün ilk iki aşamasını tamamladım. Soruyu okuyup hesap adını belirledim. 1. Hesabı sınıflandırdım. 2. Şimdi kural. Kural şu. Aktif bir hesapta artış olursa bunu hesabın borç tarafına yaz. Kural. Aktif bir hesapta azalış var ise bunu hesabın alacak tarafına yazmam gerekti. Yani bu işlemde çift taraflı kayıt tekniğine göre kayıt yaparken şunu yapacağım. Defterimiz vardı, hatırlayınız. Defteri tam ortadan ikiye ayırdık. Burada ticari malı buldum. Ticari malların olduğu bölümde sol sayfaya, kasa hesabının olduğu bölümde de sağ sayfaya kaydımı yapmışım. Yani muhasebe diliyle ticari malı borçlandırırken kasa hesabını alacaklandırmam gerekti. Uyardım. Çift taraflı kayıt tekniğinde kayıt yaparken şöyle bir mutlak durum yok. İlla kalemlerden biri artar, diğeri azalır. Böyle bir durum yok arkadaşlar. İşleme göre ikisi de artabilir, ikisi de azalabilir. Bu soruda olduğu gibi birisi artarken diğeri azalabilir. Ama hatırlayınız, nasıl bir işlem yaparsanız yapın, o işlemin sonunda bilanço dip toplamına bakın, değişmez. Varlık toplamı, kaynak toplamına her halükarda eşit çıkacaktır dedim. Devam ettim, geldim soru 2. Bankadaki, altını çizdim, mevduat hesabından para çekmiş. Hatırlayınız, tek düzen hesap planında banka ile alakalı iki tane hesap vardı. Biri bankalar, diğeri banka kredisi. Mevduat hesabı dediği bankalar hesabıdır ve bankadaki hesaptan para çektiysem elimdeki para, kasadaki para artar, bankadaki para azalır. Bu soruda kullanmam gereken ilk iki hesap bu. Çift taraflı kayıt tekniğini öğrenmeye çalışıyorum. Yani bir işlemin kaydında en az iki tane hesap var. Bankadan para çekersem kasa ve bankaları kullandım. Değişim, kasadaki para artarken bankadaki para azalır. Bu birinci adım. Adım 2. Sınıflandır. Bu hesaplar bilançoda mı yer alır, gelir tablosunda mı? Gelir tablosunda yer alma koşulu şuydu. Gelir ya da gider. Kasa hesabı da bankalar hesabı da geliri ya da gideri takip ettiğim hesaplar değildir. Bu hesapların ikisi de bilançoda yer alır. Peki bilanço hesapları ya aktifti ya da pasif? Soralım. Para kime aittir? İşletmeye. Ekonomik değer midir? Evet. O zaman aktif hesaptır. Bankadaki para kime aittir? İşletmeye. Ekonomik değer midir? Evet. Bu da aktif hesaptır. Kural uygulayabilirim artık. Aktif bir hesapta artış olursa bu hesabın borç tarafına, aktif hesapta azalış olursa bu da hesabın alacak tarafına kaydedilir. Yani kasa hesabı borçlandırılırken bankalar hesabı alacaklandırılır. Yani pek meşhur defterinden kasayı bul sol sayfaya, aynı defterden bankaları bul sağ sayfaya kayıt yapmam gerekir.
Bir soluklandım. Bakın iki örnekte de öğrenmeniz gereken temel detay şu. Adım 1. Soruyu oku. Hangi hesapları kullanacaksın? Önce bunu belirle. Adım 2. Bu hesapları sınıflandır. Ve adım 3. Kuralı uygula. Bütün muhasebe sorularının çözümünde izlediğimiz temel sıra hep bu olacak. O yüzden hesap adı, sınıflandırma ve kural bilgisini çok iyi yerli yerine oturtmalıyım. Devam edeyim örneklerime. Maliyet bedeli 5.000 olan bina altı çizildi, peşin satılmıştır. Buna göre peşin bina satarsam çift taraflı kayıt tekniğinde en az iki tane hesap kullanmam lazım. A. Parada bir değişim var, kasa hesabı. Başka? Nedir sattığın şey? Bina. İşletme adına kayıtlı gayrimenkulleri izlediğim hesap binalar hesabıydı. Binayı sattıysam bina azaldı. Peşin satıldı, kasadaki para arttı. Birinci adımı kurduk. Devam. Sınıflandıracağım. Kasa hesabı da, binalar hesabı da, bilançoda yer alır. Kasa hesabı da, binalar hesabı da aktif hesaplardır. Çünkü para da, bina da A. işletmeye aittir. B. ekonomik değerdir. Dolayısıyla varlık niteliği taşır. Şimdi kural. Aktif bir hesapta artış olursa bunu hesabın borç yani sol sayfasına yaz. Aktif bir hesapta azalış görürsen bunu hesabın alacak yani sağ sayfasına yaz. Peşin bina satarsan kasa hesabı borçlandırılırken binalar hesabının alacaklandırılması gerekir. Dolayısıyla üçüncü soruda kullanacağım hesap ve kayıt kuralı budur. Devam edelim hız kesmeden. Soru 4. Ticari mal altı çizildi. Senet karşılığında alındı. En kolay ile başlayın. Yani şunların kendi içindeki sıralamanın bir önemi yok. 1. Madem ki ticari mal aldım, ticari mal artar. Durdum. 2. Nasıl aldın? Senet ibaresinin altını çiz ve sor. Mal aldığına göre alacaklı mısın, borçlu musun? Yanıt, borçluyum. Peki borcun senet karşılığında mı? Evet, tanım hatırla. Ticari mal alışından doğan senetli borcun izlendiği hesap borç senetleri hesabıdır. Ticari mal alışından doğan senetli borcun izlendiği hesap borç senetleri hesabıdır. Dikkat, senet karşılığında mal alırsam A. Ticari mal artar. B. Senetli borcum da artar. Gördüğünüz gibi senet karşılığında ticari mal aldığımda hem ticari malda hem de borçta bir artış meydana geldi. Sınıflandıralım. Ticari malda borç senedi de bilançoda yer alır. Ama ticari mal aktif bir hesaptır. İşletmeye ait ekonomik bir değer olduğu için borç senetleri hesabı ise pasif bir hesaptır. Pasif hesap olma şartı şuydu. A. Sermaye. B. Borç ile alakalı hesaplar pasif hesap grubuna girerdi. Buna göre kural aktif bir hesapta artış olursa bunu hesabın borç tarafına yazıyordum. Pasif hesapta artış olursa bunu hesabın alacak yani sağ tarafına yazmam gerekiyordu. Buraya kadarki örneklerde fark etmişizdir. Çift taraflı kayıt tekniğinde işlemde hesaplardan biri borçlandırılır ise diğerini mutlaka alacaklandırmam gerekiyor. Ve bir işlemin kaydında en az iki tane hesap kullanmam gerekti. Senet karşılığında ticari mal alırsam A. Ticari mal artar. B. Senetli borcum da artar dedim. Devam edelim. Buyurun bakalım. Senetsiz alacak tahsil edilmiş. Adım 1. Hesap adını bul.
tahsil etme ibaresinin altını çizdim. Madem ki alacak tahsil edildi, param artar, bu bir. İki, senetsiz bir alacağım var. Bunu izlediğim hesap alıcılar hesabıdır. Ve alacak tahsil edilirse de alacak hakkı azalır. Burada gerçekleşen işlem, para artar, alacak hakkı azalır. Alıcılar hesabının tanımını kendine şöyle yapabilir durumda olmalısın. Mal ve hizmet satışından doğan senetsiz, aç parantez, kredili alacak hakkının izlendiği hesaptı. Bu tanımı bilirsen bu kaydı yapabilirsin. Alacak hakkım azaldı, kasadaki param arttı. Soralım, bu hesaplar bilançoda mı yer alır, gelir tablosunda mı? Yanıt, bilanço. Sebep, bu iki hesapta da geliri ya da gideri değil, varlıkları takip ederim. Dolayısıyla ikisi de bilançoda yer alır. Peki, aktif midir, pasif midir? Soralım, alacak hakkı kime ait? İşletmeye. Ekonomik değer midir? Evet, o zaman aktif hesaptır. Para kime ait? İşletmeye. Ekonomik değer midir? Evet, bu da aktif hesaptır. Şimdi bana kural söyle. Aktif bir hesapla, dikkat, azalış olursa nereye yazılır? Alacağı. Aktif bir hesapla artış olursa nereye yazılır? Borç. Yani bu işlemi adlandırırken şöyle diyeceğim. Kasa hesabı borçlandırılırken alıcılar hesabı alacaklandırıldı. Alacağın şimdilik 3 tane türü vardı. Senetli, senetsiz, bir de çeke bağlı. Daha önce hesap adlarını çalışırken buna değinmiş idim. Devam. Bankadaki, çiz altını lütfen, kredi hesabından para çekmişsin. Neler değişir? Lütfen kendini işletmenin yerine koyarak düşün. Bankadaki kredi hesabından para çekersen, A, kasadaki paran artar. B, bankaya olan borcun da artar. Buna göre bankadan para çektim, kasadaki paran arttı. Bankaya olan borcum da arttı. Burada banka kredileri hesabında parayı değil, bankaya olan borcu izlediğimize lütfen dikkat edin. Kredi kartı gibi düşünebilirsiniz. Kredi kartından gidip de nakit para çeksem ne olur? A, param artar ama B, bankaya olan borcum da artar. Kasa hesabı da banka kredileri hesabı da bilançoda yer alır. Kasa aktif bir hesaptır. Çünkü para işletmeye ait ve ekonomik bir değerdir. Ama banka kredileri pasif hesaptır. Pasif hesap diyebilmem için A, sermaye, B, borç ile ilgili olmalıydı. Buna göre bankaya olan borcu banka kredilerindeyiz de banka kredileri bilançoda yer alır ve pasiftir. Kural, aktif hesapta artış olursa hesabın borç tarafına yaz. Pasif hesapta artış olursa hesabın alacak tarafına yaz. Bu işlemi muhasebe dilinde ne deriz? Kasa hesabı borçlandırılırken banka kredileri hesabı alacaklandırılır deriz. Peki, bir örneğimiz daha vardı. Buyurun lütfen. Ticari mal, altını çizelim, senetsiz olarak alınmıştır der. Hangi hesapları kullanmam gerekir? A, ticari mal aldın, ticari mal arttı. B, senetsiz mal aldın. Hemen şu cümleyi anımsamalısın. Ticari mal alışından doğan senetsiz, diğer adı kredili borcun izlendiği hesap satıcılar hesabıdır. Çift taraflı kayıt tekniğinde bir işlemi kaydederken en az iki hesap lazım. Senetsiz mal alırsam ticari malım artar. Bir, senetsiz mal aldığım için senetsiz borcum da artar. Bu borcu izlediğim hesap
satıcılar hesabıydı. Ticari mal aldığım için değişim budur. İkisi de bilanço değer alır. Ticari mal aktif bir hesaptır. Ama satıcılar pasif. Sebep, ticari mal kime aittir? İşletmeye. Ekonomik değer midir? Evet, bu onu aktif hesap yapar. Satıcılar hesabında neyi takip ederim? Mal alışından doğan senetsiz borcu. Madem ki borcu izlerim, o zaman bu pasiftir. Kural, aktif bir hesapta artış olursa borç tarafa yaz. Kural, pasif bir hesapta artış olursa alacak tarafa yaz. Yani senetsiz, diğer adıyla kredili, diğer adıyla veresiye mal alırsam borcum da artmış olur. Ticari malı borçlandırırken satıcılar hesabını alacaklandırmam gerekir. Toparladık. Bu videoda ne öğrendik? Çift taraflı kayıt tekniğinin ne olduğunu öğrendik. İki tane kayıt tekniği vardı. Tek taraflı. Burada mali nitelikli işlemde sadece bir hesabın kaydı olur. Günlük hayat karşılığı işletme defteri. Ki apartmanlarda tutulan aslında gelir ve gider defteri de bunun bir benzeridir. İki, çift taraflı kayıt tekniği. Burada bir işlemin kaydında en az iki tane hesap kullanmam gerektiğini öğrendim. Ve muhasebe sorularını çözerken adım 1, hesap adını bul dedik. Soruyu oku ve hangi kalemlerde değişiklik var bunu belirle. Adım 2, bu hesapları sınıflandır. Bilanço, gelir tablosu. Bilanço hesapları ise aktif, pasif. Gelir tablosu hesabı ise gelir ya da gider. Ve üçüncüsü de şu kural. Bütün muhasebe sorularını çözerken sistematik budur. Hesap adını belirle, sınıflandır ve kuralı uygula sırasıyla ilerleyeceğiz. Peki, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar.